Herkese merhaba. AutoCAD çizim uygulamaları serisinin birincisinde resimde görülen çizimi yapacağım. Bu çizimi daha önce yapıp yayınlamıştım ancak sessiz olarak çekilmişti. Bu videoda sesli anlatımlı olarak çizeceğim. Çizime başlamadan önce çizimde kolaylıklar sağlayan AutoCAD özelliklerinden bahsedeceğim. Bu özellikler durum çubuğunda bulunuyor. Durum çubuğundaki simge üzerinde tıklayarak özelliği açıp kapatabiliyoruz. Üzerinde biraz beklediğimizde özelliğin klavyeden girilen kısa yolunu görebiliyoruz. Örneğin birinci simgede grid mode F7 klavyeden girilecek kısa yol. Üzerinde sağ tıklayıp özellik ayarlarına girebiliyoruz. Her bir özellik için ayrı ayrı ayarlara girilebilir. Birinci özelliğimiz grid mode. Ekranda görülen ızgara görünümünü açar ya da kapatır. Üzerinde tıkladığımda şu an kapalı. Tekrar tıkladığımda özelliği açıyorum. Komut satırından da açık ya da kapalı olduğunu buradan takip edebiliyoruz. On açık, off kapalı. En son görülen on açık olduğunu gösteriyor. İkinci özellik Dynamic Input. Bu özellik açık olduğunda klavyeden bir komut ya da parametresi girildiğinde komut ya da parametre farenin yanında beliriyor. Eğer bu özellik kapalı olursa şu an kapalı. Bir komut ya da parametre girdiğimde farenin yanında değil de komut satırında belirecek. Bu özelliği açık bırakıyorum. Üçüncü özellik Orto Mode. Kısa yolu F8. Bu özellik açık olduğunda yalnızca yatay veya dikey çizebiliyor. 90 ve katlarını yani. Eğer özelliği kapatacak olursak istediğimiz açıda çizebiliyoruz. Bir başka özellik Object Snap. Kısaca OSnap. Kısa yolu F3. Bu özellik açık olduğunda Object Snap devreye giriyor. Yani nesne yakalama. Uygulamalı olarak görelim. Bir çizginin uç noktasına geldiğimde uç noktasını yakaladığımı belirten bir simge beliriyor. Bu simgeyi gördüğümde fareyle tıkladığımda uç noktasını tıklamış oluyorum. Orta noktasını yakalamak için orta noktasını yakalıyorum. Bir işaret beliriyor. Uç noktasından farklı bir işaret, üçgen şeklinde orta noktasını yakaladığını gösteriyor. Aynı zamanda midpoint diye ekranda orta nokta olduğunu belirten bir yazı beliriyor. Simgeyi gördüğümde simgeden biraz uzak kalsam dahi tıkladığımda orta noktasını yakalamış oluyor. Diğer çizginin orta noktası yine orta nokta ve uç nokta. Burada uç nokta olarak göründü. İki tane özellik aynı anda bulunduğundan birini gösterdi. OSnap modlarını ayarlamak için simge üzerinde sağ tıklayıp Object Snap Settings ayarlarına giriyoruz. Bunu klavyeden DS komutunu vererek de yapabiliriz. Object Snap tabında bunları görüyoruz. Object Snap On açık olması için işaretli olması gerekiyor. Hangi modların açık olduğunu buradan görebiliyoruz. İstediklerimizi açıp istediklerimizi kapatabiliriz. Tümünü temizle, tümünü seç diye kısa yollarda burada bulunuyor. Gerekli olan en çok kullandığımız modlar uç nokta endpoint, orta nokta midpoint, merkez noktası daire ya da yayların merkez noktası center, kesişme noktası çoğunlukla bunlar kullanılıyor. Gerekli olduğunda daha sonra çizim yaparken açıp kapatabiliyoruz. OK ile buradan ayarları yapıp çıkıyoruz. Diğer bir özellik Object Snap Tracking. Bu özellik OSnap modlarında hangisi açıksa bu özelliği yakaladığında bu özelliği takip eden bir iz oluşturuyor. Örnek olarak çizgi komutunu aldım. Fareyle çizgi üzerine yaklaştım ancak tıklamadım. Buradan uzaklaştığımda fareyle bir iz o noktayı takip ediyor. Hizasını alıyor yani. Bu çizginin hizası aynı zamanda bu çizginin uç noktasının hizasını almak istersen her iki noktadan da iz alıyorum ve çakışma noktasında bir çarpı beliriyor. Burada tıklıyorum. Böylece uç noktasını hizalı olan, diğer çizginin de uç noktasını hizalı olan bir noktayı yakalamış oldum ve çizim oradan başlamış oldum. Bu özelliği buradan açıp kapatabileceğimiz gibi klavyeden F11'e basarak da açıp kapatabiliyoruz. Şimdi çizime başlayabiliriz. Çizime başlamadan önce eksenler için
bir katman oluşturacağım. Katman oluşturmak şart mı? Basit çizimler için aslında katman oluşturmak şart değil. Katmanda verebileceğimiz özellikleri buradan verebiliyoruz. Çizginin rengini buradan, çizginin kalınlığını, çizginin tipini buradan verebiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. Ancak katman kullanmak daha kullanışlı olduğundan ben katman kullanacağım. Yeni bir katman oluşturmak için katman komutunu veriyorum. Katman komutu layer. Komutu verdiğimde bir ekranda bulunan katmanların listesini görüyorum. Şu anda bir tane katman bulunuyor. Sıfır katmanı. Yeni bir katman eklemek için new layer simgesini tıklıyorum. Yeni bir katman oluştu ve layer 1 adını otomatik verdi. Bunu eksen olarak değiştirdim. Bu katmanın çizgi rengini değiştireceğim. Ekranda görünür, fark edilir bir renk seçiyorum. OK ile çıktım. Katmanın çizgi tipini değiştireceğim. Şu anda continuous yani düz çizgi olarak ayarlı. Üzerine de tıkladığımda select line tip çıkıyor. Yani çizgi tipi seç. Şu anda listede bir tane çizgi tipi var, düz çizgi. Ekleme yapmak için load tıklıyorum. Buraya kesik çizgi, kesik noktalı çizgi ekleyeceğim. Listede çok sayıda çizgi var. Bana gerekli olan center çizgisi. Klavyeden C'ye bastığımda ilk C ile başlayan çizgi tipi karşıma geliyor. Burada 3 tane center var. Bana gerekli olan 0.5x oranında olan kesik çizgi, kesik noktalı çizgi. Bunu seçip OK diyorum. Listeye dahil oluyor. Katmana aktarmak için ise çizgi tipini seçiyorum ve OK'yi tıklıyorum. Katmana aktarıldı. Buradan çizgi kalınlığı da ayarlanabilir ancak bu çizimde onu yapmayacağım. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra çarpıya basarak bu pencereyi kapatıyorum. Şu anda iki tane katmanımız oldu. Sıfır vardı. Ekseni de ilave etmiş olduk. Eksen çizgilerini çizerken kullanacağım. Çizime önce eksenden başlayacağım. Şu eksenden. O yüzden eksen katmanına geçiyorum. Çizgi komutunu alıyorum. Yatay bir çizgi çizeceğim. Bunun için F8'e basarak orto modu açıyorum. Orto 10 açık. Yalnızca yatay ve dikey çiziyor. Yatay çizgiyi çizdim. Dikey çizgiyi çizeceğim. Orta noktasına yaklaşıyorum. Tıklamadan yukarı fareyi kaydırıyorum. İz takip ediyor. Fareyi tıklıyorum ve aşağı doğru uzatarak çizimi tamamlıyorum. Enter'a basarak komuttan çıkabiliyorum. Burada çizgileri orta noktalarını üst üste çakıştıran bir özellik, bir kolaylıktan faydalanacağız. Bir nesne seçtiğimizde nesnenin uç ve orta noktalarını gösteren grip adı verilen mavi kareler belirecek. Bunun üzerinde orta noktasından tıklayıp fareyi kaydırarak diğerinin orta noktasına yaklaşıp üzerinde tıklıyorum. Böylece orta noktalarını çakıştırmış oluyorum. Bu daha sonra daire çizerken yanlışlıkla başka bir noktayı tıklamamı engelleyecek. ESC ile seçimden çıkıyorum. Şimdi daireyi çizeceğim. 30'luk daire. Sıfır katmanına geçiyorum. Daire komutunu vereceğim. Burada daire komutunun simgesinin aşağısındaki simgeyi tıklayarak, üçgen simgesi tıklayarak daire komutunun seçeneklerini görebiliyoruz. Şu an çizeceğim daire çap ölçüsü verilerek çizildiği için center diameter seçeneği olan daireyi kullanacağım. Daire komutunu kullanacağım. Diameter çap için, radius yarıçap için. Center diameter tıkladım. Merkez noktasını önce tıklıyorum. Sonra çap değerini klavyeden gireceğim. 30 olarak girip enter'a bastım. Diğer eksenleri de çizeceğim. Önce şu ekseni, yatay ve dikey ekseni çizeceğim. Bunun için offset komutundan faydalanacağım. Offset komutunu vermek için klavyeden O yazıp enter'e basıyorum. Offset bir çizginin paralelini almak için kullanılan bir komut. Şu dikey ekseni diğer eksenine paralelini alarak oluşturacağım. Aradaki boşluk 35. Şu anda komutun parametre değeri olarak ara boşluğunun kaç olacağını soruyor. 35 değerini klavyeden giriyorum. Bu eksenin solunda mı, sağında mı? Sağ tarafında. Sağ tarafında herhangi bir yere tıklamam yeterli. Paralelini almış oluyor. Komuttan Enter'a basarak çıkıyorum. Yatay ekseni aynı komutla oluşturacağım. O, Offset komutunu veriyorum. Enter. Ara boşluk 12 mm. Klavyeden 12 girip Enter'a basıyorum. Yatay eksenden yukarı 12 mm'lik paralelini alıyor. Bu çizgiyi uzatacağım. Bunun için çizgi üzerinde tıklıyorum. Mavi kareler üzerinde tıklayıp yana doğru kaydırıyorum. Çizginin boyunu uzatmış oldum. Yukarıdaki eksenleri oluşturacağım. Dikey eksen 10 mm. Şuradaki eksene
aralıklıymış. Offset 10 sağ tarafında. Bu çizgiyi de biraz uzatmam gerekiyor. Yatay eksen şuradaki eksene 30 mm aralıklıymış. Offset 30. Yukarıda 30 mm aralıklı paralelini oluşturdum. Şurada iki tane eksen var. Onları çizeceğim. Bu ekseni biraz uzatıyorum. Uzatma işlemini yaparken orta mod açık olması gerekir. Yoksa farklı açıda uzatma yapabilir. Offset komutu. Aralık 35 mm olacak. Bu çizgiden sol tarafa 35 mm. Komuttan çıkıyorum. Tekrar offset komutunu veriyorum. Aralık 6 mm olacak. 6 sağ tarafta. Komuttan çıktım. Şimdi eksenleri oluşturdum. Eksenlerin çakışma noktalarına daireleri çizeceğim. 15 mm çaplı daire. Değerini giriyorum. Etrafında yarıçapı 15 olan bir daire. Şu dairenin etrafında yarıçapı 23 olan bir daire. Yukarıda çapı 15 olan bir daire. Onun etrafında yarıçapı 16 olan bir daire. Şurada yarıçapı 3,5 olan iki tane daire çizeceğim. ...3.5 değerini giriyorum. Virgül olarak değil. Tekrar komutu veriyorum. Klavyede Enter'a basarak komut tekrar yapılmış oluyor. Merkez noktası burası. Değer girmiyorum. Enter'a basıyorum. Daha önceki girilmiş olan değeri almış oluyorum bu şekilde. Çizgi komutuyla üst noktaları birleştiriyorum. Yine çizgi komutunu verdim. Enter'a basarak. Uç noktaları birleştirdim. Fazla olan kısımlarını sileceğim. Bunun için trim komutunu kullanıyoruz. Klavyeden TR yazıp kullanabiliriz ya da buradaki simgeyi kullanabiliriz. Sınır noktaları önce belirteceğim. Şu iki çizgi sınır noktası. Enter ile seçimi tamamladım. Koparılacak yerleri işaretliyorum. Enter ile komuttan çıktım. Şurada yarıçapı 10 olan bir yarım daire var. Bunu çizeceğim. Yarıçap değeri 10. Tepe noktasından yana doğru bir çizgi uzatıyorum. Aynı işlemi aşağıda uygulayacağım. TR, Enter ile sınır çizgilerini belirtip fazla olan kısımlarını koparacağım. Evet, bundan sonra yay çizimleri var. Şuradaki birleşme noktalarındaki yaylar. Önce şuradan başlıyorum. Yarıçapı 15 olan bir yay. Ancak yayı yay komutuyla değil de fillet komutuyla yapacağım. Bu büyük kolaylık sağlıyor. Fillet komutunu veriyorum. Ekranda sağ tıklıyorum. Parametre girişi için. Radius değerini girebilmek için. Radius girdim. Radius yani yarıçap değeri 15. Klavyeden 15 değerini giriyorum. Sonra yuvarlatacak olan nesneleri seçiyorum. Evet, burada fazla olan kısımlarını attı. Bunu değiştireceğim. Undo ile geri alıyorum. Aynı komutu tekrar veriyorum. Seçeneklerden trim. Radius'tan önce trim'i ayarlayacağım. Trim, iki tane seçeneği var trim'de. Trim ve no trim. Trim bu da, yani az önce o ayarlıydı ve fazlasını attı. No trim bu da mı? Atma. No trim'i seçiyorum. Sonra sağ tıklayıp radius'u ayarlayacağım. Radius değeri 15. 15 değerini giriyorum. Ve yuvarlatacak olan nesneleri seçiyorum. Evet, bu şekilde fazlalığını atmadı. Komuttan çıktı. Tekrardan komutu vereceğim. Buradan tıklayabilirim ya da klavyeden kısaca F'e basıp Enter'a basıyorum. Yarıçap ayaracağım. Sağ tıklıyorum. Radius 5.
İki nesneyi seçiyorum. Arasını yuvarlatıyor. Aynı işlemi aşağıda uygulayacağım. Tekrardan radyus ayarı yapmıyorum. Çünkü bir önceki radyus ile aynı olduğu için. Burada bir yuvarlatma var. Bir de şurada. Yine fillet sağ tıklayıp radyus ayıracağım. Çünkü ayar değişti. 15. Birinci nesne, ikinci nesne arasını yuvarlatıyor. Belirtilen yarıçap ile. Komutu tekrar ediyorum Enter'a basarak. Birinci nesne, ikinci nesne arasını yuvarlattı. Şimdi fazla olan çizgiler var. Onları trim komutuyla budayacağım. Trim komuta sınır olarak tüm çizgileri sınır çizgisi olarak kabul etmek için Select All'ı kabul edebiliyorum. Bunun için klavyeden Enter'a basmam yeterli. Böylece tüm çizgiler sınır çizgisi olmuş olacak. Ara çizgileri ben tıklayarak koparacağım. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Eğer uzaktan tıklama yapacak olursak bazen çıkıntıları göremeyebiliyoruz. Evet, şimdi burada fazlalıklar var. Onları delete komutuyla siliyorum. Eksenlerin fazlalıkları var. Onları da koparacağım. Enter'le. Tüm çizgiler sınır olarak kabul edildi. Bu şekilde çoklu seçim yapabiliyoruz. Eksen çizgilerini uç noktalarda 2 mm fazlalık olarak, çıkıntılı olarak çizmem gerekiyor. Teknik resim kuralı olarak. Bu işlem için bir komut var. Onu kullanacağım. Lengthen komutu. Bunun seçeneklerinde delta var. Delta parametresi kullanıyorum. 2 mm olarak çıkıntı vereceğim için 2 değerini giriyorum. Çizginin hangi tarafında tıklarsam o tarafta çizgiyi 2 mm uzatıyor. Evet, tüm çıkıntıları oluşturmuş oldum. Komuttan Enter'a basarak çıkıyorum. Son olarak yapacağım bir ayar kaldı. Çizgi tipi çok seyrek. Bunu biraz sıklaştıracağım. Bu iş için LT Scale komutu var. Onu kullanacağım. Klavyeden LTS yazıp Enter'a basmak yeterli. Şu anki değeri 1'miş. Onu 0.5 olarak değiştiriyorum. Tekrardan değiştireceğim. 0.3. Daha sıkı oldu ve daha görünür oldu. Çizimi kontrol ediyorum. Fazlalık ya da eksiklik var mı? Ölçülendirme haricinde çizim tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.